arkadaşımın vasıtasıyla geldi. Rusya, Ukrayna, Kiev tarafından gelen bir akordeonumuz. Bunun gibi daha kaç tanesi daha var içeride. Ben diğer işimi, gücümü, hepsini bıraktım. Bizim burada 40 senelik, 50 senelik, belki yani babam gilden saydığım zaman 60 senelik baba mesleğimiz var. Mesleği de bıraktım. Tamamen buna dönüşüm yaptım. Bizim biladere dedim, ben çekiliyorum artık. Siz ne haliniz varsa görün. Peyzaj için ona verdim. Yeğene diğer ihale işleri, arfiyat nakliyat işlerini verdim. Ben bu işte artık dedim, kafam toplayacağım dedim. Şimdi bu işe girdikten sonra tamamen bir hastalıktı, net olarak söylüyorum. Akşama kadar stres, sıkıntı, bağırma, çağırma, adam ne yapıyor? Kafası şişiyor. Akşam oldu mu bunlarla eskiyle uğraştığı zaman stresi atıyor. Binin üzerinde parçalarım var. Ama çoğu parçalarım da Türkiye'de nadir bulunan. Mesela bir tane Osmanlı santralim var. Osmanlıca büyük PTT santrali diyelim. Eğer Türkiye'de ikincisini bulan olursa bedava ver. Sizin 1950'lerden bulunan televizyon kameraları. Onlardan daha ambalajını açtım. Sıfır cihaz, hiç kullanılmamış. İkincisini bulan olursa bedava verin. Eski sinema makineleri. Ambalajını burada açtım 1940'ların. Bu antika hastalığı bizim kanımıza işledi. Öyle bir tutkunluk ki ben bile tahmin edemedim bu kadar tutkunluk olacağını. Kanımıza işledi ve mesela bir plak çalar. Buradaki Fahrettin abim var. Ondan beraber gecenin yarısında telefonum geldi. Ta 600 kilometre İstanbul'a kadar gittik. Sadece plakçalar için dolap İstanbul'dan yükledik. Buraya aldık geldik. Buradan bindik, haber geldi. Gaziantep'e gittim. Bu işin sınırı, yeri, yurdu diye bir şey yoktur. Dünyanın bir ucunda da olsa oraya direktman gidersin. Oradan onu alır gelirsin. Bu böyle bir tutkudur. Kur'an eserlerinden alınıyor. Sistemden otomatik gidiyor.